Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Maddi yardım yapan kurumlar, yeni dernekler ve vakıflar. 2022 yılında ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere nakdi ve maddi destek veren dernekler, para yardımı yapan hayırseverler, güvenilir yardım kuruluşları, borçlulara yardım eden dernek ve vakıflar hakkında tüm bilgileri maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar içeriğimizde alabilirsiniz. Ekonomik anlamda zor durumda olanlara güvenilir yardım kuruluşları ve para yardımı yapan hayırseverler. Para yardımı yapan kurumlar ve kuruluşlar. Koç Holding para yardımı yapıyor mu? Maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Dedeman Holding yardım başvurusu aktif mi? Para yardımı yapan dernekler ve vakıflar. Allah rızası için yardım edenler. Fakirlere nakdi para yardım yapan kuruluşlar hayırsever iş adamları. Borçluya yardım eden dernekler, kira yardımı yapan vakıflar, sağlık, eğitim, engelli, barınma ve yakacak yardımları, maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar hakkında içeriğimizde bilgi alabilirsiniz. 2022 yılında fakirlere yardım yapan devlet kurumları hangileridir? Ülkemizde işsiz Dar gelirli ve yoksul vatandaşlara sosyal yardımlar ve para yardımı yapan kurum ve kuruluşlar 2022 yılında aşağıdaki gibidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İnsani Yardım Vakfı, İHH Vakfı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtaç durumda olan kişilerin bağlı bulunduğu belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal hizmetler müdürlükleri, para yardımı yapan futbolcular, dernek ve vakıflar. İş insanları, hayırseverler, ünlü iş insanları, yabancı ünlü iş insanları para yardımı yapmaktadır. Para yardımı yapan kurum ve kuruluşlar yoksul durumda olan ve yardıma ihtiyacı olan kişilere bu kurumlar tarafından yardım yapılır. Kuruluşların başvurularda öncelik verdiği en önemli nokta ise yoksul ve muhtaç kişiler ve düzenli geliri olmayan, SGK kapsamında çalışmayan Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek maddi durumu bulunmayan yaşlı, kimsesiz ve engelli bireyler nakdi para yardımında öncelikli olmaktadırlar. Para yardımı yapan kurumlar ve kuruluşlara başvurular nasıl yapılır? Maddi para yardımı yapan kurum ve kuruluşlara başvuru süreci şahsen, iletişim yolu ve başvuru formları ile başlamaktadır. Başvuruda bulunan kişiler öncelikle kurum, kuruluş Vakıf, dernek ve iş insanının sunduğu imkanlar ve yardım yapacağı kişilerde aramış olduğu şartlar incelenmelidir. Her kuruluş yardım verdiği alana ve yardım miktarına göre kendi şartlarını belirlemektedir. Devletin yaptığı maddi yardımlar nelerdir? Devlet Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla 3.294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununun amacına uygun çalışmalar yapmakta. Her il ve ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve aynı yardımda bulunmaktadır. Devletin yaptığı yardımlar kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımları aşağıdaki gibidir. Gıda desteği, giyim desteği, Sağlık desteği, barınma desteği, eğitim destekleri, maddi destek, kira yardımı, yakacak desteği, muhtaç asker ailelerine yönelik destekler, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, şehit ailelerine ve çocuklarına maddi destekler, doğum desteği, engellilere yönelik yardımlar, acil durum hallerinde yapılan destekler, muhtaç ve geliri olmayanlara yardımlar yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bu maddi destekler için talepte bulunabilirsiniz. Muhtaçlık belgesi alarak işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Muhtaçlık belgesinin en büyük avantajlarından biri ise devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmak olacaktır. Muhtaçlık belgesine sahip olan kişilerin aylık yardım miktarı ise 2022 itibariyle 2088 TL'dir. Belirlenen aylık maaş, muhtaçlık belgesine sahip olan kişilerin adına açılan PTT veya Ziraat Bankası hesaplarına yardımlar yatırılacak 2022 yılı için bu oran hesaplanacaktır. Para yardımı yapan dernekler ve vakıflar 2022 yılı listesi borçlulara nakdi ve ihtiyaçlarına yönelik maddi yardım yapan sosyal yardım dernekleri ve vakıflar aşağıdaki gibidir. Ülkemizde yoksullara yardım eden diğer dernekleri ise aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz. Endes Engellilere Destek ve Yardım Derneği, Kocaeli İnsani Yardım Beşir Derneği, Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği, Düşün Taşın Derneği, İnsani İnşa Derneği, İnsanı Yardım Vakfı, Ayhan Şahenk Vakfı, Hayrat Yardım Derneği, Dosteli Derneği, Vuslat Derneği, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Türkiye Sokak Çocukları Vakfı, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Alp Acil İhtiyaç Projesi Vakfı Türkiye Yardım Sevenler Derneği Nef Vakfı. Sıraladığımız kurumlar borçluya yardım eden dernekler ve para yardımı yapan kurumlardır. Borçlulara yardım eden dernekler ve vakıflar engelli, kimsesiz, yaşlı, genç olması fark etmeksizin maddi desteğe muhtaç olan kişilere nakdi para desteğinin yanı sıra giyecek, barınma, sağlık ve ilaç temini yaparak destek vermektedir. Devletten maddi yardım desteği nasıl alınır? Maddi anlamda para sıkıntısı yaşayan kredi borçlarını ödemekte zorlanan veya işi vefat ederek aylık geliri olmayan kişiler maddi yardım almak ister. Engelli olarak hayatını idame ettirmeye çalışan veya oğlu askere gittiği için tek geçim kaynağı olan oğlunun maaşı olmadan askerliği boyunca ne yapacağını bilmeyen aileler geçim sıkıntısı içinde olup ne yapacağını bilemeyen vatandaşlara devlet destekler vermektedir. 2022 yılında maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar başvuru yaparak maddi anlamda sıkıntı yaşayan kişiler kurum ve kuruluşlardan destek alabilir. Yoksullukla mücadele için muhtaç ve geliri olmayan vatandaşların güçlendirilmesi ve yardımlara kolaylıkla ulaşabilmesi için sosyal yardım hattı projesi geliştirilerek çağrı merkezi oluşturulmuştur. Alo 144 sosyal yardım hattından yetkililer ile görüşebilir çağrı merkezinden personele vereceğiniz bilgiler doğrultusunda alacağınız maddi destekler hakkında bilgi alabilirsiniz. Türksel, Vodafone ve Türk Telekom gibi operatörlerden ücretsiz arama yapabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.